10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 204 cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 204 Sözel, 7. Pek çok Arap kabilesi, Arap Yarımadası'ndaki çöllerde göçebe hayatı yaşamaktaydı. Pek azı ise yerleşik hayata geçmişti ve olaylara bakışları buna göre şekillenmişti. Bu parçada İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarına etki eden. I. Sosyal. 2. Coğrafi. 3. İnsanın yapısı. Faktörlerinden hangileri vurgulanmıştır? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. 8. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra kimin halife olacağı ile ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler, her görüşün ayet ve hadislerle delillendirilmesi çabaları birçok mezhebin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına etki eden. I. Siyasi. 2. Dini metinler. 3. İnsanın yapısı. 4. Kültürel farklılık. Faktörlerinden hangilerine vurgu yapılmıştır? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 3. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. E. 2 ve 4. Cevap C. 9. Hazreti Muhammed'in, saf, vefatından sonra İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasının öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. İslam'ın farklı kültürel havzalara yayılması. B. Müslümanların yeni problemlere çözüm arayışları. C. Dini metinlerin yapısı gereği yorumlanmaya açık oluşu. D. Müslümanların farklı düşünce sistemleriyle karşılaşması. E. Problemlerin artık peygamber tarafından çözülemeyecek olması. Cevap E. 10. Müfessirler, Kur'an'ın doğru anlaşılması ve yorumlanması için belli bir metodoloji geliştirmişlerdir. Öyle ki tefsir bu metodolojiye bağlı kalarak yapılabilir. Arapçanın çok iyi bilinmesi, ayetlerin nüzul sebepleri ve vahyin indiği dönemin özelliklerinin iyi bilinmesi, ayetleri birbirleriyle bağlantısını anlama faaliyeti bu metodolojinin ilkelerinden bazılarıdır. Dolayısıyla belli bir yönteme bağlı kalmadan yapılan yorumların sağlıklı olmayacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Müfessirde bulunması gereken niteliklerin neler olduğu. B. Kur'an'ı doğru anlamanın nasıl gerçekleştirileceği. C. Dini metinleri anlamanın kolay olduğu. D. Kur'an'ın doğru anlaşılması gerektiği. E. Tefsir ilminin niçin gerekli olduğu. Cevap B. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 204 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.